Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın protokolü, sayın milletvekillerim, sayın kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kıymetli hazirum, törenimizin açılış konuşmalarını yapması üzere Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımız ve yöneticileri öğrencini diri tutacak en küçük çalışma dahi bizim için çok önemli. Teşekkürler başkanım. Şimdi Karatay Belediye'mizin bu tür çalışmaları, Meram Belediye'mizin ilçe belediyesi gelişmişlik göstergesi engellilere verdiği değer. Kendiler ve basınımızın kıymetli mensupları. Hepinize en içten sevgi ve saygıyla. Hepimiz için engelsiz bir yaşamı temin etmek. Karatay'da yaşayan engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak ve daha kolay bir yaşam sunmak için büyük bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu görev bilinciyle bugün hemşehrilerimize akülü araçların teslim töreninde hep beraberiz. Bu sayede engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları biliyoruz, bunu hafifletme peşindeyiz. Karatay, engelsiz yaşam anlayışını benimsemiş bir ilçedir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışma dahi bizim için çok önemli ve çok değerlidir. Karatay Belediyesi olarak sadece bugün değil, her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. İlçemizde 8 yıldır hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi bu minvalde önemli bir yere sahiptir. Alzheimer Yaşam Merkezimizi şöyle kısaca tanıtmak isterim. Bu merkezimizde hastası bulunan vatandaşlarımız günlük hastalarını evlerinden alıyoruz. Güvenli bir ortamda bunlara aktif zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ailelerimiz de bu sayede bir nebze olsun nefes alma imkanı buluyorlar. Bu merkezimiz sayesinde hem hastalarımızın hem de ailelerimizin yaşam kalitesi artmış oluyor. Yine Mayıs 2023 tarihinde temelini attığımız Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezinde de inşaatımızı tamamladık, bakanlığımıza teslim ettik. Engelsiz yaşam merkezimiz engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha aktif katılmalarını, eğitim almalarını ve çeşitli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacak. Bu merkezimizde engelli bireylerimiz için özel eğitim programları, spor aktiviteleri, birbirinden farklı atölye çalışmaları, gelişim odaları olacak ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede engelli kardeşlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Engellere takılmadan vatandaşlarımızın toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına gönülden inanıyorum. Bugün teslim edeceğimiz akülü araçlar da bu vizyonun bir parçasıdır. Bugüne kadar ilçemizde hayata geçirdiğimiz pek çok projeyle her zaman siz engelli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Engelleri birlikte aşarak engelsiz bir Konya, engelsiz bir Karatay hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Büyükşehir Belediye'miz ve merkez ilçe belediyelerimizle birlikte Konya'mızda yaptığımız engelsiz bireylere yönelik çalışmalarla Konya'yı engelsiz bir şehir haline getirme hedefindeyiz. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her türlü projeye öncülük etmeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak birlikte daha güçlü ve daha mutlu bir gelecek inşa etmek için el birliğiyle tüm kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde bu hayra öncülük eden başta Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımıza ve yönetimine, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ne ve Şube Başkanımız Ahmet Mıhçı başta olmak üzere emeği geçen herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Araçları teslim alacak tüm kardeşlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Araçlarımızın
tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hep derdik ki 2000'li yıllarda biz de hak ettiğimiz seviyeyi bulacağız. Elhamdülillah ki 2000'li yıllardan sonra her sokakta, her köşede engelleri görür olduk. Yıllardır yaptığımız bu faaliyet içerisinde sorulan acaba bir engelli var mıdır diye sorulurdu. Ama hamdolsun şimdi Karatay Belediye'mizin bu tür çalışmaları, Veren Belediye'mizin, ilçe belediyelerimizin çalışmalarıyla dolayı hepsi güzel bir şekilde sokaklara dökülür oldu. Ne kadar mutlu olsak, ne kadar mutluluğumuzu kimlerse paylaşmak mümkün olmuyor. Hollanda'da kendileri Hollanda'da olup, gönülleri buradaki engelli kardeşlerimiz olan değerli başkanlarıma ve yönetime de bu konuda büyük bir katkısı oldu. Her yıl ne yandan baksan 2-3 tır bizlere araba intikal ettiriyorlar. Bütün belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayatlarını yeni bir sayfa açacak olan engelli kardeşlerimize bu arabaların dağıtım töreninin için buluşmuş bulunuyoruz. Biz Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak yaklaşık 2012 yılından beri Hollanda'da, Amsterdam'da ve diğer illerimizde Konyalı hemşehrilerimize ve diğer Türkiye'nin değişik bölgelerindeki yurttaşlarımıza hizmet ediyoruz. Engelli bireylerimizin yaşadığı zorluklar yalnızca onların değil, hepimizin ortak sorunudur. Bu tür projeler toplumsal farkındalığı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek için adına büyük önem taşımaktadır. Bizler her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Ve onların en iyi hak ettikleri yaşam koşullarına ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu araçların hayatınıza yeni bir nefes, yeni bir umut getirmesini diliyorum. Sizlerin azmi ve kararlılığı bizlere her zaman ilham kaynağı olmaktadır. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Hepinize katılımınız için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Karatay Meran Belediyesi olarak yine Türkiye Sakatlar Derneği ile ve tabii ki başlı başına bu işin en büyük paydaşı olan Hollanda Konyalılar Dernek, yani Hollanda'da yaşayan Konyalı kardeşlerim demek daha doğru olacak. Onlarla beraber yürüttüğümüz bir iş. Her gün, her yıl artık adet haline geldi. Bir defa pandemide sekmişti, 2 yılda bir yaptık herhalde ama inşallah bir sonrakini de Meram'da yapacağız. Artık neredeyse Konya merkezde, ki şimdi öğrendim, Taşya ilçelere de vermeye başlamışlar. Allah bin kere razı olsun. Bir tane araç bir insanın özgürlüğü demek. Evden çıkmasını sağlamak demek. Biz Allah'ımın verdiği bu imtihanı ortadan kaldıramayız. Fiziki engeli kaldıramayız ama başkanımın da dediği gibi engelleri azaltmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Kendilerindeki engeli kaldıramasak da onların hayatlarında karşılarına çıkan diğer engelleri minimuma indirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben bütün hayırseverlerimize, bu organizasyonda emeği geçen kardeşlerimize çok dua ediyorum, teşekkür ediyorum, Allah'a emanet olun diyorum. Bir toplumun, bir ülkenin gelişmişlik göstergesi, engellilere verdiği değer, engellilere sunduğu imkanlardır. Bu bağlamda bir ülkede, bir toplumda engelli insanlar ne kadar mutluysa ve ne kadar hayata katılabiliyorsa o kadar sosyal bir devletsiniz, o kadar gelişmiş bir toplumsunuzdur. Ülkemizde de son yıllarda özellikle eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel anlamda engellilerimize imkanlar, sunulan imkanlar artmıştır, artmaya da devam etmektedir. Ve bu bağlamda bugün Karatay Belediye'mizce organize edilen ve STK'larca desteklenen engelli akülü araç dağıtımı törenindeyiz. Ben öncelikle engelli kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir program ve proje vesilesiyle bugün bir aradayız. Engelli kardeşlerimiz bugün akülü arabalarına kavuştular. Hayırlı olsun diyorum şimdiden inşallah sizlere. Tabii bizler siyasetçi olarak bu konuda sosyal devlet olma yolunda özellikle inanılmaz bir hızla son 22-23 yıldır bu konuda çok hızlı adımlarla ülkemizi değiştirirken ve dönüştürürken bu anlamda da özellikle sosyal devlet olma anlamında da çok büyük adımlar attık. Nice daha güzel büyük projelerde, bu güzel dayanışmalarda özellikle bir arada buluşmamızı diliyorum. Çünkü sizler, bizler hep birlikte bir ve beraberiz. Bizler Türkiye yüzyılını önümüzdeki dönemde hep birlikte oluşturacağız. Dolayısıyla dünya bu kadar farklı sınamalardan geçerken
Türkiye olarak biz büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturacağız. Bunu hep birlikte yapacağız ve inanıyorum ki hep birlikte derken işte burada da her bir vatandaşımız da sizlerle, bizler hep beraberiz, bir ve beraberiz. Bu medeniyet projesi Türkiye Yüzyılı'nda sizlerle birlikte oluşturacağız. Hepinizi yine en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Önemli bir programda birlikteyiz. Bir sosyal projeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, sosyal devlet dediğimiz zaman onun unsurlarıyla birlikte varlığı söz konusu olursa sosyal devlet olur. Bugün sosyal devletin iki ana unsurunu birlikte yaşıyoruz. Bunlardan birisi hepimiz için engelsiz bir yaşamı temin etmek. Bu anlamda da işte bugün engelli arkadaşlarımızın bir sıkıntısını gidermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yerel yöneticilerimiz için içerisinde, kaymakamlarımız için içerisinde, taşra ve merkez bürokratlarımız bu işin içerisinde, işin merkezinde de sosyal politikalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız söz konusu. Değerli arkadaşlar, eğer herkes için engelsiz yaşamı gerçek anlamda tesis edebilirsek, eğer hizmetlerimizi, sivil katılımı en güçlü şekilde meselenin içerisine dahil ederek sürdürebilirsek doğru neticeyi elde etmiş oluruz. Ki bugün en güzel örneklerinden birisini birlikte beraberce yaşıyoruz. Amacımız şu: hepimiz için engelsiz bir hayat olsun ve hiç kimse bir başkasına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilsin. İnşallah bunu en iyi seviyede gerçekleştirmiş bir Türkiye yurttaşları olarak dünyaya bir örnek uygulama haline getiririz inşallah. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sosyal politikalarda ve bunun dışındaki başka alanlarda da hemşerilerimizin hizmetinde olan yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, kaymakamlarımız, valilerimiz her yerde seferberler. Amacımız mutlu ve güzel bir Türkiye hayatını tesis etmek, her bireyimizin huzurlu olduğu bir ortamı temin etmek ve güçlü büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek amacımız. İnşallah arzu ettiğimiz noktalara meseleyi taşırız. Her bir kilometre bizi yeni hedeflere doğru koşturacaktır. Ben tekrar emeği geçen herkese ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlıyla hayırlılara vesileyle ya Rab. Ya Rab el alemin, bu araçlarımızı engelli kardeşlerimize hayırlıyla ya Rab. Devlet adamlarımıza yapmak istedikleri iş ve işlemlerde muvaffakiyetler nasip eyle ya Rab. Her sene, 3 seneye bir, 4 seneye bir veriyorlar. Arabalardan memnunuz. Engelleri hiç bırakmıyorlar. Yerler, her şey güzel. Allah razı olsun. Belediyemizden, devletimizden, vesile olan herkesten Allah razı olsun. Benim elim ayağımı yerden kesti. Bana büyük bir destek oldu. İnşallah herkese hayırlı mübarek olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim başkanımıza. Kim yardımcı olduysa Allah razı olsun. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Allah'ım herkesin işini gücünü razı edeceğiz. Bütün hayırseverlere, bütün iş adamlara, bütün bu katkıda bulunan herkese Allah razı olsun. Yani şu anda biz evden dışarı çıkamıyorduk. Bu araba sayesinde inşallah bütün Konya'yı gezeceğiz.